Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tavuklu bir menü hazırlayacağız. Tatlısıyla, makarnasıyla, çorbasıyla, ana yemeğiyle harika bir lezzet olacak. Birçoğumuz zaten evimizde hazırlıyoruzdur bu menüyü. Bir de böyle birbiriyle uyumlu, daha güzelinden böyle bir menü hazırlayacağız. Hemen öncelikle tatlımı yaparak başlayacağım. Tatlı olarak da süpangili hazırlayacağım. Ve sütü tencerenin içerisine alıyorum. 1 su bardağı toz şeker. Böyle çok aşırı tepeleme olmadan 3 yemek kaşığı un. 1 adet yumurtanın sarısı. 3 yemek kaşığı da şöyle tepeleme kakao. Öncelikle tüm malzemeleri karıştırıp pan altını yakıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim. Kıvam almaya başlayınca içerisine şöyle damla çikolata kullanıyorum, 100 gram kadar. Yemek kaşığı da tereyağı. Şöyle tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Kenara alacağım arkadaşlar. Ara ara gelip böyle karıştırarak bir 15-20 dakika belki ılık bir kıvama getireceğim. Ondan sonra içerisine buz koyup mikserle çırpıp kaselere alacağım. Ve 15 dakika kadar böyle gelip gidip sadece karıştırmanız yeterli. Koyulaştı. Şimdi bunun içerisine şöyle bir bardak buz gibi soğuk su ya da bir bardak buz da koyabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Ama soğuk olması gerekiyor. Şimdi 2 dakika boyunca çırpacağım. Böyle cıvık olduğuna bakmayın arkadaşlar. O dolapta bekleyince kıvamı çok güzel oluyor. Bu sefer katı yaparsanız dolapta da bekleyince çok katı oluyor. Şimdi dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle 2-3 saat en az dinlendirip servis edeceğim. Tavuğu yapmaya başlayayım arkadaşlar. 1 kilo kadar tavuk göğsü kullanıyorum. Şimdi tavuğu hepsini küp küp olacak şekilde doğruyorum. Çok böyle aşırı derecede de küçültmeyin. Şöyle bir tane sizlere göstereyim. Daha sonra ben doğramaya devam edeyim. Şu şekilde çok aşırı derecede küçültmeden küp küp doğruyorum. Biliyorsunuz meşhur bir menü arkadaşlar. Çocuklar özellikle çok seviyor. Ben de böyle iftara uğraş tuttukları için onlara sevdiği menüleri hazırlıyorum. Hazırlarken de sizlere fikir olması için paylaşıyorum. Umarım hazırladığım bu menüleri beğeniyorsunuzdur. Şimdi tavuğun hepsini doğrayayım. Öncesinde ben tavuğu yıkadım arkadaşlar. Yıkayıp ondan sonra doğramanızı tavsiye ederim. Tavuğun hepsini doğradıktan sonra şöyle demince bir kap önüme alıp bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığından biraz daha az köri, yarım çay kaşığı kadar karabiber. Ben de birazcık da Osmanlı baharatı vardı. İlave ediyorum ama yoksa katmanıza gerek yok. Ben de olmadığı zaman katmıyorum. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. 1 yemek kaşığı da yoğurt ilave ediyorum. Tuzumu unutuyordum. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Şöyle çekeyim. İçerisine ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Bunu dolaba kaldıracağım. Zamanınız varsa en az şöyle 1-2 saat dinlendirin. Yoksa hemen de kızartabilirsiniz ama yarım saatte olsa dolapta dinlenirse daha yumuşak oluyor. Şimdi dolaba kaldırayım. Şöyle 1 saat kadar dinlensin. 1 yemek kaşığından çok doldurmadan tereyağını da ilave ediyorum. 5 dakikada un çorbası arkadaşlar. Bu çok kolay. Bu menünün yanında da çok güzel gidiyor. Tavsiye ederim. Yağ erimeye başlayınca çok aşırı öyle tepeleme olmadan 2 yemek kaşığı un. Bu hazırladığım çorba şöyle 4-5 kişiye kadar arkadaşlar. Azıcık daha koyarsın. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Şöyle bir 15-20 saniye yeterli. Benim hazırladığım bu çorba
4-5 kişiye kadar yeterli geliyor. Şöyle tepeleme dolusu 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçası. Varsa yarım yemek kaşığı biber kullanabilirsiniz. Un çorbası, salça çorbası da diyebiliriz buna. Benim böyle hemen pratik, hızlıca mutfağa girip yaptığım çorbalardan biri. Evdekiler de çok severek yiyor. Varsa tavuk suyu, et suyu da ilave edebilirsiniz. Gayet güzel yakışıyor. Şimdi şöyle bir 10-15 saniyede kavurayım. Altını kısın, yoksa dibine tutar. Kavrulduktan sonra 1 litre suyu içine döküyorum. Çırpıcıyla hızlıca çırpıyorum. Daha sonra çok az da süt katacağız arkadaşlar. Bu buradan ara ara karıştırıyorum. Makarnanın suyu kaynadı arkadaşlar. Şöyle bir paket şu makarnadan. Kalem kesme makarna arkadaşlar. Bir paket içine döküyorum. Ara karıştıracağım. Makarna orada pişsin. Ben çorbayı pişirmeye devam edeyim. Kaynayana kadar orta ateşte gelip gidip karıştırabilirsiniz. Öyle sürekli karıştırmanıza gerek yok. Şimdi tuzunu ilave edeyim. Damaklarınıza göre tuzunuzu katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı arkadaşlar. Kaynamaya başlayınca bir 10-15 saniye daha kısık ateşte pişirin. Sonra şöyle yarım su bardağı, yarım çay bardağı özür dilerim, süt ilavesi yapıyorum. Altını pisi açıp hızlıca karıştırıyorum. Sütü seviyorsanız bir çay bardağını da çıkarabilirsiniz. Ama yeterli. Şimdi hızlıca yüksek ateşte karıştırayım. 10-15 saniye daha pişirip ocaktan alacağım. Bu çorba bu kadar kolay bir çorba. Bu arada makarna da arkada haşlanıyor. Şimdi önce makarnayı yapıp kenara alacağım. Ondan sonra tavuğa geçeceğim. Çorba hazır. Kıvamı da çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Makarna da pişti artık. Şimdi bunu süzgeçe götüreyim. Makarnamı hallettikten sonra tavuğu yapacağım. Makarnanın tenceresini ocağa getiriyorum. Çok olmadan bir yemek kaşığından az tereyağı. Tereyağı erimeye başladı. Şimdi ayırdığım makarnanın suyunu ilave ediyorum. Tavuğa katacağımız kremadan sadece çok az arkadaşlar. Hemen hemen 4'te 1'ini buraya ilave ediyorum. Gerisini de tavuğa katacağım. Şöyle çay kaşığın ucuyla köre. Biz çok sevdiğimiz için ben böyle bol körülü yapıyorum ama sevmiyorsanız katmayabilirsiniz bu esnada. Altını şöyle açıyorum. Şöyle bir sos oluyor arkadaşlar. Dibinde. Şimdi şöyle bir kaynasın. Makarnaları da ilave edeceğim. Şimdi biraz tuzunu da katayım. Biraz da karabiber. Sosunu böyle dibine yapınca çok daha iyi oluyor. Şimdi makarnayı içine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Burada aşırı yoğun soslu değil. Zaten tavuk kremalı soslu olduğu için bu çok yoğun olmayacak. Şöyle bir karıştırıp 1-2 dakika pişireceğim. Ondan sonra ocaktan alacağım. Onu da kenara alayım. Şimdi tavuk da sıvı. Ocağımı alıp altını yakıyorum. Çok olmadan şöyle 1-2 yemek kaşığı azıcık sıvıya ilave ediyorum. Tavayı güzelce ısıtayım. Hazırladığım tavuğu hepsini şöyle tavanın içine alıyorum. Güzelce bir kızartacağım. Altını yüksek ayara açıyorum. Çok aşırı sulanmasın. Sık sık karıştırın ki her tarafı kızarsın.
Tavuk 20 dakikadır pişiyordu. Bakın kızarmaya başladı. Şöyle hafiften kızardı mı yeterli arkadaşlar. Şimdi içerisine geri kalan kremayı ilave ediyorum. Altını kısa alıyorum. Şöyle bir karıştırayım. Kremasını çeksin birazcık. Seviyorsanız da kremasını şöyle çok pişirmeden hemen alabilirsiniz. Zaten tavuklar pişti arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatın, 5 dakika pişsin. Tavuk da hazır artık. Ben iyice kremasını böyle çektirdim. Şimdi kapağını kapatayım. Artık yemeklerimiz sunumuna geçebilirim. Bütün yemeklerimi hazırlayıp getirdim arkadaşlar. Kremalı körili tavuk, kremalı makarna, un çorbası, hemen ardından tatlı olarak da supankili hazırladım. Şimdi hepsini şöyle güzel servis edip ayrıntılı olarak sizlere göstereyim. Önce çorbayı şöyle servis tabağına alacağım. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Çok güzel, çok da lezzetli bir çorba oluyor. Kıvamı da çok güzel, gördüğünüz gibi. Çok güzel bir çorba. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz yanına birazcık da salata hazırlayabilirsiniz. Yeşillik salatası. Ben tercih etmedim bugün ama isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle tavuk, da makarna. Çok güzel bir menü oluyor. Özellikle çocuklar çok severek yiyor. Tatlının kıvamını da sonunda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli. Bu menüyü muhakkak deneyin. Özellikle hafta sonunda çok yakışan güzel bir menü. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.